başlayacaksınız işe. Ben aynı sıkıntıyı yaşamayacağım. Nereden garanti verebilirim? Ben gene sonra bir hafta 10 gün geleceğim. Yine ben sıkıntıyı. Abi bana para vermemiş şimdi bu hafta. Şey nasıl oldu? Abi ben kira veren insanım. Bak. 5.000 lira kirada oturan insanım. Nasıl benim anlamadığımı düşünmeyin. Hayır hayır. Tamam. 5.000 lira kirada oturan bir insanım. Şimdi ben 2 günden beri çalışıyorum. Ödemelerim var. Çocuğum var. Şimdi sen bana diyorsun pazartesi, salı, çarşamba, cuma. Ben onu bekleyecek durumda değilim. Şöyle. Biz mağduriyetini salı günü giderdikten sonra eğer sen bize güvenmeye devam etmiyorsan çalışmaya devam etmeyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Parası olmayan nasıl eleman alabiliyor? Ben onu anlamıyorum. Bize 2 gün tatil diyorsunuz. O 2 gün içinde bu elemanın 2 gündür çalışıyor. Ben şimdi bunu gündür çalışıyor. Tamam. Ama biz niye çalışıyoruz? Bu paketleme bizim çalışırdı. Yok burada. Ya abi bunlar demek istediğini biliyorsun. Biz geri gelmeyiz. İlman niye paketleme? Ben anlatayım sana. Sınıf ne olmuş olsak 3 aydır zaten alacağın hiçbirini veremeyecek bir durumda oluyor. Bir fabrika önce işçisini düşünür, sonra enerjisini düşünür, sonra ham maddesini düşünür. Bir fabrika işçisine ödeme yapamadan çalışmaya devam edebilir mi? Yok. Tamam eyvallah. Edemez. Onun için bir fabrikatör, bir iş adamı, bir sanayici önce neyi düşünür? Tamam eyvallah. İşçisine vereceğini düşünür ki işi yürüsün. Tamam şimdi ben senin 2 günlük personelim. Evet. Ben şimdi bana akşam bir haber geliyor. Özkan abi. Çalışmıyoruz 2 gün tatil dedim mi abicim? Dedi. Mal yok dedi. Biz çıktık. Neden dedi biliyor musun? Bak söylüyorum sana. Tamam abi sözümü bitireyim anlayacağım bak konuşacak. Ne oldu? Ben sana pazartesi günü işe başlayacağım zannediyor muyum? Zannediyorum. Biz işten ayrıldık, paralar verilmiyor. İçeride ekip çalışıyor. Abi sen bizi devam ettir o zaman. Şöyle. Biz niye çıkıyoruz? Şöyle çıkıyorsun. Sen para almadığın için, ben para almadan neden çalışıyorum dememen için çalışmıyorsun. Ben buraya 2 günlük eleman getirip paketlememi yapıp ama müşterime gönderip parayı almayı garantileyip sana salı günü ödeme sözü veriyorum. Abi aynı sen işi biz de yapıyoruz. Sen 2 günlük şu ama şimdi burada 2 haftadır da almayanlar var. 2 günlükle alakalı. Ama biz aynı bu işi yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Yani bir haftada bekle sen bir adı. Şu anda biz işsiz ne yapıyoruz? Hayır bana yapmayacağını söyleyeyim. Bana gelen bir bilgi değil. İnanıp biz başa işe gitmedik. Hayır biz pazartesi başlayacağız diyerek. Para yok ne yapıyoruz? Zaten başlayacaksınız ama ben seni de para vermeden başladım daha çok borçlu. Ortaya kafir kim tutmuş para zamanı da verilirdi. Anlatabildim mi? Aslında böyle konuşma yapmışsın. Neden seni daha çok huzursuz edeyim? Süleyman Bey. Neden? Verilmesi lazım abi. Ben abi bir şey söyleyeyim bak. 25 seneden beri el işine çalışıyorum. Ben abi. Ben bu fabrikanın 5 yıldır sahibiyim. Burada Eko'ya çalıştım. İlk zaman gelgende zaman zamanında para maaşı veririm de söyle oldu. Ve yabancıyım. Herkes konuşsun burada. Paramızı verir miyiz diye yalan söylediler. İkinci haftadan geçti. 20 gün oluyor. Paranı vermiyorlar. Kaç kere sürdük. Ama ilk zamanda gelgende ne için bizi dolandırdılar bunlar. İnsanın aklı olsa kafası da buraya çalışmaya gelmesin. Gelgen zamanda sigortanı yaptırsın. Hangi elemanda sigorta var şu anda? İçerini kırıp al ile. Söyle ile bak ile kendi gözlerimle. Evet, biz burada 2 haftada 3 haftada çalışıyoruz. Bizim patronumuzu mağdur bırakıyorlar. Buranın tekstilin şirketin insanı adamı paralarımızı vermiyorlar. Biz de hakkımızı savunuyoruz. Patronumuz mağdur koyuyor bu boyutta elemanların içinde. Biz her zaman patronumuzun arkasındayız. Biz hakkımızı talep ediyoruz. Bir tek kendi adıma değil tüm arkadaşlar adına bu işsizliğimizin de giderilmesi ve 3 günlük mağduriyetimizin de giderilmesini rica ediyorum.